Lider olarak başladığımız haftaya lider olarak bitiriyoruz. Burada gerçekten Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde bu muhteşem statta, muhteşem taraftar önünde kazanmak bizim için çok değerli. Maçın geneline baktığımızda bölüm bölüm yine iyi işler yaptık. Çok disiplinli oynadık. Öne geçtikten sonra nasıl oynayacağımızı çok iyi bildik. Oyun disiplinimizi kaybetmedik. Taktiksel olarak iyi işler yaptık. İkinci yarı 2-0 yakaladıktan sonra bizim için çok daha güvenli bir maç oldu. Son bölümde 10 kişi kaldıktan sonra bir baskı yedik rakipten normal olarak. Ama maçın sonunda da 3. golü atarak çok net bir galibiyet aldık. Ben hem kendi oyuncuların performanslarından dolayı hem Göztepe'li oyuncuları oynadıkları iyi oyundan dolayı, çünkü maçın büyük bir bölümünde, bütün bölümlerinde iki takım da sadece oyunda kaldı, sadece futbolda kaldı. İyi futbol oynamaya çalıştılar. Güzel bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum. Haftayı lider olarak bitirmek çok sevindirici. İlk denilecek şey tabii ki çok üzgünüz. Sonuçta kendi seyircimiz önünüzde, evimizde 3-0 mağlup olduk Başakşehir'e. Maçın analize gelince ilk devre gayet iyi bir görüntü sergiledik. 40. dakikaya kadar, yani golü yediğimiz ana kadar ortada olan bir oyundu. Belki bizim biraz daha üstün gözüken bir futbolumuz vardı. Pozisyonlara girmeye çalıştık. 3. bölgede etkinliğimizi arttırıp veya iyi pozisyonlar değerlendirip iyi pozisyonlara girip sonuca gitmek istiyorduk. Bunu her dakikasında yapamasak da zaman zaman iyi yaptığımız işler oldu. Neticesinde bir dönen top sonrası geçiş oyununda Başakşehir maalesef 1-0 öne geçti. Bu tabii biraz böyle bir kırılma anı gibiydi bizim adımıza. İkinci devrede yine istekli, arzulu çıktık ama ilk devredeki görüntüyü sağa yansıtamadık. Burada top bizde olsa da set hücumuna dönüşse de istediğimiz net pozisyonlara giremedik. Bunu da söylemek lazım. Her şeyi denedik. Bilhassa 2-0'dan sonra 2 santrafor, ofansif oyuncu Mosoro. Ama yine de net bir şekilde pozisyonlara giremeyince tabii ki bunun arayışı var. Neden böyle oldu diye. Burada tabii ki bir Başakşehir gerçeği de var. Gerçekten çok iyi oynadılar. Hem defansı çok iyi yaptılar. Ama bilhassa kaptıkları top sonrası, yani 2-0'dan sonra geriye yaslanıp kaliteli ayaklarıyla, bir de bizim verdiğimiz alanlarla gerçekten skoru daha farklı yöne taşıyabilirlerdi. Bütün riskleri aldığımız dönemde zaten 90. dakikada 3-0 yiyince sonuçta buradan mağlup ayrılıyoruz. Üzgünüz ama sonuçta daha önce yaptığımız işler iyiydi. Belki bugün bunu bir iyi 40 dakika, 45 dakika oyuna yansıtabildik, sahaya yansıtabildik. Üzüldüğümüz şey seyircimiz önünde tabii ilk mağlubiyetimizi almamız yeni stadımızda. Biz yolumuza devam edeceğiz. Yine bu maçtan da dersler çıkartıp iyi yaptığımız işleri oyuncularımıza gösterip, ama tabii ki iyi yapamadığımız işleri daha çok çalışarak, iyi çalışarak hafta içerisinde telafi edip önümüzdeki maçlara bakıp yine yeni bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sorusu olan var mı?